Teknik olarak kömür madeni nasıl çıkartılır? Diğer madenlerden benzerdir. Önce cevherin varlığı araştırılır. Sondajlarla, jeofizik yöntemleriyle. Cevherin varlığı ve ekonomik olup olmadığı görülür. Ekonomik olduğu tespit edilirse işletme projesi yapılır. Ne kadar üreteceğin, nasıl hazırlık yapacağın, hangi projelerle cevheri üreteceğin, nasıl havalandıracağın, nasıl bir nakliyat yapacağın o işletme projesinde belli olur. Tabii burada devletin şeyi de var, Maden İş, MAPEK müdürlüğü var, Maden İşleri Genel Müdürlüğü. Onların çıkarttığı, Enerji Bakanlığı'nın çıkarttığı bir maden işletmesi nasıl işletilir? Onunla ilgili kanun var, o kanunla ilgili yönetmelikler var, uygulama yönetmelikleri var. O yönetmeliğe uygun olarak bu şekilde çıkartılır. Bu mevzuat tarafı. Sondajlarla cevherin varlığı tespit edilir. Ekonomik olup olmadığı tespit edilir ve işletme projesi yapılır ve üretime başlanır. Sonra da kapatılır cevher bittikten sonra. En fazla göçük olur. Yani çünkü yeraltı madenciliği yapıyorsanız, çünkü yerin altında çalışıyorsunuz, takimat yapılıyor ama neticede çok fazla sıyla göçük olur. Çoklu ölümlü kazalar en çok grizo patlaması, metan gazının patlamasıyla oluşuyor. Grizo patlaması kömür madeninin bünyesinde olan bir gazdır. Metanı dikkate almayan madencilerin her zaman başına bu grizo patlaması başına gelebilir. Metan gazının oksijenle birleşmesi, havayla birleşmesine grizo deniyor. Bunu önleme konusunda da farklı yöntemler kullanılması lazım. Bu kontrol sondajları doğru yapılırsa o ani basınç altında bekleyen metan gazı kontrollü bir şekilde açığa çıkıyor ve kontrollü bir havalandırma yöntemiyle dışarı atılabiliyor. Ama bu kontrol sondajları yeterli yapılmamışsa, eksik yapılmamışsa, hiç yapılmamışsa ya da yeterli metrelerde ya da yeterli sayıda yapılmamışsa bu ani gaz çıkışını önleyemiyorsunuz.